her sabah olduğu gibi Nazilli güzellikleriyle beni büyülüyor. Yolları, kavşakları ve motoru sürdüğüm andaki o rüzgarın etkisi beni benden alıyor. Hava biraz bulutlu bugün. Fakat bu güzel ortamı, bu ambiyansı sizlere yaşatabilmek istiyorum. Şimdi sizlere bu muhteşem görüntülerin, daha doğrusu sarsıntılı ve muhteşem görüntülerin güzel ve hoş tınısıyla baş başa bırakıyorum. Hoş geldiniz. Güneşli ve parçalı bulutlu bir Nazilli sabahından selamlar, sevgiler hepinize beyler ve beybilet dolar. Şu anda Ocaklı'ya doğru gidiyorum. Ocaklı, Nazilli'nin eskiden bir köyüydü. Şu anda mahallesi olmuş durumda. Bu kaçıncı denemem hatırlamıyorum. Üçüncü veya dördüncü olacak galiba. Fakat daha iyi bir çekim yakalayabilmek için sürekli kendimi sınadım. Ve bu dördüncü oluyor. Evet, hatırladım. Dördüncü. Ocaklı'ya giderken sizlere kısaca bir şeylerden bahsetmek istedim. Öncelikle yaşadığım şehirden bahsetmek istiyorum. Aydın'ın Nazilli ilçesi. Nazilli, dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir olarak biliniyor. Uzun ömrün şehri olarak biliniyor. Her yerinde zeytin ve incir ağaçları olan güzel bir memleket Nazilli. Ve her geçen gün gelişmeye devam ediyor Nazilli. Eğer vaktiniz, zamanınız olursa Nazilli'ye özellikle tahinli pidesini yemek için bekleriz. Sokak ortasında gördüğünüz köpekler Nazilli'nin en büyük sorunlarından birisi. Hayvanları aldıktan sonra bakımlarını üstlenemeyip sokaklara bırakan bazı düşünen hayvanlarımız var maalesef. Onlara da buradan selamlar, sevgiler. Hepinize merhaba beyler ve kendini baby, bey hisseden babyler. Sizlere sadece bu yolu göstereceğim ve ardından bir şiir patlatacağım ve huzurlarınızdan ayrılacağım. Fazla canınızı da sıkmak istemiyorum. Şu karşımda, daha doğrusu yanımda görmüş olduğunuz yer Kurudere mevkisi olarak geçiyor ve hala devamındayım daha doğrusu. Şu yolda görmüş olduğunuz yerde maalesef Nazilli'mizde yollar çok kötü durumda. Bazı yollar var ki hiçbir aracın neredeyse giremeyeceği durumda. Ve bu durum canımı çok sıkıyor benim. Buradan belediyemize sesleniyorum ki umarım buralara da yatırım yapılır, yaparlar. Şu anda önümde çok güzel bir manzara var. Sizlere gösterebilmek için ağırdan alıyorum. Yavaş yavaş ilerliyorum. Bu arada çektiğim makina birçok kanala binaen, herkes aksiyon kameralarıyla çekim yaparken ben boynuma DSLR makina, D600, Canon D600'ü astım ve çekimlere böyle çıktım. Sizlere güzel bir şey gösterebilmek için bunu yaptım. Çünkü aksiyon kameram çekiyordu fakat güzel bir çekimi yoktu. Full HD bir çekimi yoktu. Ben de böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Aslında çok aksilik yaşadım. Aksiyon kameramın bataryası arızalandı. Powerbank almak zorundayım. Fakat fuzuli masrafa girmek istemedim. Elimde makinalarım varken aksiyonu kullanmama gerek yok diye düşündüm.
şu önümde görmüş olduğunuz yol kendi adını hak ettiriyor. Ocaklı. Her hanenin kendine özgü bir yapısı var burada. Ve buranın en meşhur süzgün yağ fabrikası. Tabii şu anda sabahın erken saatleri olduğu için fabrika işlev durumda değil. Bu yol ilerisinde Kuzeytepe At Çiftliği ile birlikte devam ediyor tabii. Kuzeytepe At Çiftliği buranın en meşhur yerlerinden birisi. Hani Nazilli'ye gelecek olursanız eğer Kuzeytepe At Çiftliği'ne muhakkak ama muhakkak uğrayın. Tabii cebinizi de kontrol edin derim. Çünkü bayağı tuzlu bir mekan. Fakat memnun kalacağınıza emin olabilirsiniz. Sevgili beyler ve beybiler. Bu yola bayılıyorum. Canım sıkıldığı zaman buralara gelirim. Bu yolda biraz turlarım. Evin yolunu öyle tutarım. Pek sevgili beyler, mesleğimi soracak olursanız, asıl mesleğim fotoğrafçılık. En asıl mesleğim ise medya yapımcılığı. Film sektörü bizleri kabul etmediği için maalesef bu yollara başvurmak zorunda kaldım. Ve Nazilli küçük bir memleket olduğundan dolayı burada kendi alanımda iş bulamadım. Hala arayış içerisindeyim fakat bulabileceğimi zannetmiyorum. O yüzden böyle sizlere boş, gereksiz konuşmalarla güzel bir video çıkarmak, güzel bir gün yaşatmak istiyorum. Kuzeytepe At Çiftliği'nin önündeyim. Buradan geri dönerim genelde. Şu karşıda bir manzara var. Orada dinlenirim. Şehri uzaktan seyrederim genelde. Sizlere de göstereyim. Fakat pek hani öyle ahım şahım bir manzarası olmasa da size huzur veren bir manzarası var buraların. Şöyle sabah erken saatler olduğu için çok güzel bir görüntü veremeyeceğim. Sisli puslu bir görüntü. Yakamoz var. Yakamoz mu diyorlar? Yakamoz galiba. Çok güzel bir görüntü aslında. Hani eğer Nazilli'ye gelecek olursanız buraya gelmeyi muhakkak ihmal etmeyin. Özellikle gördüğünüz gibi araçlar Kuzeytepe At Çiftliği'ne çıkıyorlar. Hani burası biraz tepelik yamaç olduğu için ben çıkmayı pek tercih etmiyorum. Bu yol şu anda aktif durumda. Ve ben de sizlere gösterebileceğim kadar ilk bölümden bir şeyler gösterdim. Şehir içinde fazla dolaşmayı sevmiyorum. Trafiği ayrı bir dert. Bir de boynumda asılı olan kameraya dikkatli bakanlar oluyor. Hani bu çocuk çatlak mı, deli mi, manyak mı diye. O yüzden kendimi hazır hissettiğim zaman sizlere Nazilli'nin her bölgesini göstereceğim. Şimdilik geri dönüş yoluna başlayayım. Geri dönüş yolunda sessizce sizlere yolu göstereceğim. Ve sizlere güzel bir şiirle veda edeceğim inşallah. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın sevgili beyler ve beybiler. Beklenen beraberliğimizin hüzünlü akşamındayım. Satırlar tükeniyor gönül hanemin derinlerinde. Kulağımda sesin esinlenirken sen beni arama sokakların kalbi meşe kandillerinde. Yanıyor tutuşmuş ellerim. Katili boğazından şiddetle sarsan, siması erk figanelerinin mahcup deryası. Ağlıyorum bak, duymuyor musun dahi edası. Hak yerlerde paçavraları darmadağın lambaların. Bir savaş var göklerde, nidası arka odaların. Yeryüzü setreylese dökse gözyaşlarını feza, o yokuştan geri dönmem asla hak eza. Ne diyor şair? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Affeyle üstadım, toprak aynıyla baki fakat Cenabet neslin zinakar ruhları cehennemi arz-ı ekberin.
kemale erdiler, birer birer şehit bedenleri kanlı. Kimi yarını bıraktı ardında, kimi ise yarını. Dönmedi felek, aldattı seni zürriyetin. İnsanı insan vurdu, kalleşi kardeş bilen ellerin. Daldığın girdabı karanlıklarda arıyorsun. Görmeli peki geldiğin yolları tekrar arşınlıyorsun. Anarım adını, yad ederim hafızamda sen. Liderlik etmeni bekliyorlarsa senden, nüfuz ettiğin her bedenden, çık gel artık, yalvarırım gel. Buralar bana cehennem.